Değerli izleyenler, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öncelikle tüm dünya çocuklarının bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Bugün tüm yurtta olduğu gibi Sinop'ta da 23 Nisan kutlamaları vardı. Bugün size çok farklı görüntülerle geleceğiz. Üzüldüğümüz, üzüldüğünüz görüntülerle geleceğiz. Öngörülemeyen hataları sizlere yansıtacağız. Bu kentin çocuklarının günahı nedir? Bu kentin çocukları bayramlarını birlikte, meydanlarda rahatça, coşkuyla, heyecanla nasıl kutlayamaz diye bir soru soruyoruz ve nasıl kutladıklarıyla ilgili haberimize geçiyoruz. Sinop Valisi Sayın Doktor Mustafa Özarslan bir davette bulunmuştu. Sinop Vali sosyal medya hesaplarından çelenk sunma törenine davet etti. Biz de oraya icabet ettik ama davet eden Sayın Vali ve vali yardımcıları programda yoktu. Programı bilmem, devlet protokolünü bilmem. Sadece şunu sorarım. Davet ettiniz, icabet ettik. Siz neredeydiniz? Devlet erkanı, o devlet protokolü, yönetmeliklerini falan bilmiyorum. Ama Gözler valiyi aradı diyorum ve o gün Gözler valiyi aradı. Birine sordum. Ya vali bey resmi olarak bu programlara katılır mı diye, nedir diye sordum. Cahilim sonuçta. 30 yıldır devlet memuruyum. Böyle bir şey görmedim dedi. Tamam. Evet. Sonra programlar devam etti. Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda güzel öyle öğrenciler hazırlanmışlar, giyinmişler, kuşanmışlar. Bayramlarını kutlamak için biz de oraya gittik. Oraya gittiğimde bir şey fark ettim ve bir tane tweet attım. Coşkusu dünyaya sığmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okul bahçelerine sığdırmayı başardınız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünya çocukları kendi dünyalarında ayrı ayrı kutluyor bayramlarını birbirlerinden habersiz. Evet, bütün çocuklar okul bahçelerinde birbirlerinden ayrı, birbirlerinden habersiz bayramlarını kutladılar. Meydanlarda kutlaması gerekirken. Evet, protokol, vali, belediye başkanı ve diğer hazırın. Burada protokol, kendilerine ayrılmış koltuklarda sehpaları var, suları var. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgisinden bu bayramı hediye etmişti ya. İşte o çocuklar var bakın. O çocukların velileri var. Oldu mu bu? İçinize siniyor mu? Siz burada, çocuklar burada, veliler, vatandaşlar orada. Devam edelim. Buyurun. Bugün coşkuyla kutlanması gereken bayramı, işte bakın bu bayram o çocukların bayramı. Bu tel örgüleri arkasında görüyor musunuz? Bu bayram. Herkesin suratı asık. Kimse mutlu değil. Siz mutlu musunuz? Çocukların suratına bakın. Bu ne? Sinop'ta çektiniz bu görüntüyü. 23 Nisan bayramında bir okul bahçesine sığdırdığınız için. Bakın çocuklar bayramları böyle kutladılar. Bugün Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın görüntüleri bunlar. Buyurun. Kimsenin yüzü gülmüyor, farkında mısınız? Ne çocukların yüzü gülüyor ne anne babaların. Şuraya bakar mısınız? Nasıl bir bayramdır ya? Bu bayramı bu hale nasıl getirdiniz ya? Nasıl yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devletin tüm erkanına buradan sesleniyorum. Üzdünüz. Sinop'un çocuklarını üzdünüz. Her okulun bahçesinde çocuklara ayrı ayrı bayram kutlattınız ve çocuklara kutlattığınız, bakın, tel örgüler eşliğinde bayram. Şuraya bakar mısınız? Bu çocukların bayramı. Bu nasıl bayram? Bu çocuklar açık cezaevinde ailesini görmeye mi geldi? Bu nasıl bir şey? Bu bir ülkenin hudut sınırları içerisinde o noktaya çekilmiş bir görüntü mü? Takdiri size bırakacağım. Değerli izleyenler, değerli kamuoyu, takdiri size bırakacağım. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Bu yaptığınız bu kentin çocuklarına reva değil. Bu kentin çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ama üzgünüz.